Herkese merhabalar. Bugün bypass ameliyatı olmuş bir hastamızın hikayesinden bahsedeceğim. 16 yıl önce bypass ameliyatı olan hastamız son 6 yıldır göğüs ağrısı çekmekteymiş. En ufak eforla dahi göğüs ağrıları tetiklenmekte ve konforsuz bir hayat sürmekteymiş. Yapılan anjiyografilerde bypass yapılan damarın distali yani alt tarafı kalitesiz ve ince olduğu için oraya müdahale düşünülmemiş. Bunun yerine göğüs ağrısını azaltmak için çoklu ilaç kullanımı tavsiye edilmiş. Ancak bu çoklu ilaca kullanımına rağmen hastanın göğüs ağrıları geçmemiş. En ufak eforla dahi ağrısı devam etmiş ve yaşam kalitesi çok konforsuz hale gelmiş. Bunun üzerine hasta klinimize refere edildi. Biz anjiyografisini yaptık. Anjiyografisini yaptığımızda meme damarının kalbin ön inen damarına bağlandığını, bağlantı sonrası damar yatının çok ince ve tıkalı olduğunu gördük. Aslında önceki anjiyografilerde de sonuçlar aynıydı. Hastamıza anjiyografi sonrası bu damarı açabileceğimizi ancak damar yapısının çok ince olduğunu biz de ifade ettik. Hasta bu şekilde yaşamak istemediğini, göğüs ağrısız bir yaşam sürmek istediğini dile getirdiği için riskleri alarak hastaya işlem yaptık. O tıkalı damarı geçtikten sonra o balon ile genişlettik. Balonla genişledikten sonra o cılız olarak gözüken damarın aslında çok iyi bir yapıya sahip olduğunu, o daha geniş olduğunu gördük ve o bölgeye 2 adet 2,5 mm çapında ilaçlı stentler taktık. İlaçlı stentlerden sonra hem tam tıkalı damar açılmış oldu hem de damar çapının tahmin ettiğimizin ötesinde çok çok büyük olduğunu, geniş olduğunu gördük. Sonraki süreçte hasta bir kat daha MR'den çıkmakla göğüs ağrısı tetikleniyordu. Hastamıza yapmış olduğumuz efor testinde göğüs ağrısının olmadığını, bırakın en ufak eforu, neredeyse 9 dakika tempolu yürüyüşte göğüs ağrısının olmadığını, EKG değişimi olmadığını gördük. Hem ilaç sayısını azalttık hem de konforlu bir yaşam kalitesine sahip olmasını sağladık. Özetle bypass ameliyatı sonrası eğer hastanın damar yatağı, damar yapısı kalitesiz ise bu tip durumlar ortaya çıkabilir. Anjiyografide görülen damar yatağı yaygın hastalıklı ve ince olabilir. Bu bizi yanıltabilir. Bu aşamada hastaya muhakkak bir şans verip o bölgeye işlem yapmak hem hastanın çoklu ilaç kullanım sayısını azaltmakta hem de konforlu bir hayat sürmesini sağlamakta fayda sağlayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek dileğiyle.